Günün birinde kendiniz hak ediniz olursa böyle bizim. Acaba gelecek. Dediğim gibi sonuç olarak aslında bizim bir dostluk maçımızdı bu. Arhavi Tenis Kulübü'ne ve Başkanı Ali Büyüklüoğlu'na özellikle teşekkür etmek istiyoruz. Bizim Karadeniz'de burada ilk defa bir gösterim maçımız, bir maçımız oluyor. Bu belki de çok güzel şeylerin bir başlangıcıdır. Umarım ileride çok güzel şeyler olacak. Biz büyük bir ekibiz. Ali abi de bizim ekibimizden olduğu için gerçekten ben kendimi şanslı hissediyorum. Ona da tekrar teşekkür ederim. Spor özellikle engelli bireylerin yaşamını değiştirebilen, aslında engelli değil sadece tüm bireylerin yaşamını olumlu yönde etkileyen bir faktör diyebilirim. Ben spora başlamadan önce tabii ki içine kapanık bir çocuk değildim. Her zaman dışarı çıkabilirdim, arkadaşlarımla gezerdim. Ama ben tenise başladıktan sonra tek başıma yurt dışına çıkabilmeyi öğrendim. Tenis sayesinde yabancı dilimi geliştirdim. Bir ortama girdiğim zaman kendimi daha iyi ifade edebiliyorum. Bunların hepsi tenisin bana sağladığı özgüven sayesinde oldu. Kimsenin hayatını olumsuz yönde etkileyeceğini düşünmüyorum sporun. Rakibin nasıl? Rakibim dişli. Bakıyorum birazcık böyle zor gidiyor maç, hemen birazcık böyle çirkefliğe vurmaya çalışıyorum yenmek için. Ama çok zaten dostluk maçımız ve evet. Bizim maçlarımızda hiçbir zaman böyle birbirimize karşı ne denir, saygısızlık olmaz. Sadece tenis kurallarına göre oynamaya çalışıyoruz. Bence gayet güzel gidiyor. Merhaba, Ebru Bulgurcu ben. Tekerlek sandalye tenisi milli takım oyuncusuyum. Bedensel Engeller Spor Federasyonu'na bağlıyım. Aynı zamanda Omerilik Belçli Gençlik Spor Kulübü sporcusuyum. Dünya sıralamasında 33 numaraya kadar daha önce yükseldim. Fakat sonrasında bir sakatlık geçirdim ve 2 sene ara verdim. Bu sene tekrar bir geri dönüş söz konusu. Tekrar eski yerime geçebilmek için, gelebilmek için turnuvalara katılmaya devam ediyorum. Ben Ayhan Çelik, Ankara'da antrenörüm. Aynı zamanda da tekerlek sandalye tenis milli takım antrenörlüğü yapıyorum. Ben de engelliyim aynı zamanda. Ve de Türkiye'de ilk ve tek engelli antrenörüm. Büşra Ün bizim Türkiye'de bir numaramız. Ebru 2 numaralı oyuncumuz. Büşra ile 2016 Rio Olimpiyatlarına katılma hakkı elde etti. Oradaydık. Orada ülkemizi ve bizleri temsil etti. O anlamda ilk olimpiyata gitme özelliği de kazanan ilk sporcumuz bayanlarda. Ama devamı gelecek bu 4 yıllık 2020 Tokyo için. Sporcu sayımızı çoğaltıp ona göre programlar yapacağız. Tek sporcu değil, bundan sonraki dizişimizde inşallah hem erkek sporcularla hem de bayan sporcu kategorilerinde daha iyi bir planlama, daha çok kamp, daha çok turnuva planı yaparak daha fazla sporcuyla gitmeyi planlıyoruz inşallah. Tabii buna da ihtiyaç ne gerekiyor? Tesis, antrenör, tekerlekli sandalye gibi her ildeki böyle Artvin gibi özverili olursa inşallah o sporcu sayısının çoğalacağı ve hedefe daha çabuk gideceğine inanıyoruz. Sporunda önemli katkıları olan bir hocamız. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Aynı zamanda sporcularımıza, yöremizi temsil eden serendelerimizi de veriyoruz değil mi Ali Hocam? Burada da 36. sırada olan bir sporcumuz Büşra Ün. Şöyle biraz öne alalım. Ali. Serendi. Evet. Tam tabiriyle naz icadı, müthiş bir şey. Kiler evet. Tarzında bir şey, çok güzel. Çok güzel. Evet. Da bir hedefi yakalamaya çalışan bir belediye başkanı olarak özellikle tenis federasyonumuzun çok değerli çalıştırıcılarını ve özellikle bu konumda kendini ispatlamış, başarı elde etmiş, olimpiyat çapında bizleri temsil etmiş değerli milli takımımızın oyuncularını burada görmek, ilçemizde görmek, böyle bir tesiste görmenin mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz hep birlikte. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum, hoş geldiniz diyorum. Bütün spor severler adına, ilçem adına bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Buralarda demin de belirttim, daha da çoğalarak bizi lütfen anlatınız. Buradaki imkanlarımızdan bahsediniz. Bugün sizi güneş karşıladı, yağmurlu hava da karşılayabilirdi. Her türlü şartlarda bu güzel doğamızda daha her geçen gün eksiklerimizi tamamlayacağımız bu ortamımızda sizleri bekliyoruz. Başkanımız ne kadar gurur duysa, ne kadar mutlu olsa gerçekten az. Kendisinin öncülüğünde gerçekten güzel, modern bir tesis
bir kompleks buraya kazandırıyor. Henüz daha tamamlanmış değil, parça parça yapılıyor. Tamamlandığında çok çok daha güzel olacak. Ancak yapıldığı kadarıyla bile ne kadar güzel bir tesis olduğunu zaten görüyoruz. Bugün bu tesislerde çok değerli misafirlerimizi ağırlıyoruz. Ediyorum. Yine desteklerini esirgemeyen, her konuda yardımcı olan belediye başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Güzel bir etkinlik olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Etkinliğin gerçekleşmesinde çok değerli Arhavi Tenis Kulübü Başkanımız Sayın Ali Büyüklü'ye, namı diğer Laz Ali'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Ona bir alkış istiyorum gerçekten Ali'ye de. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Tekrar alkışlıyoruz.